yani tam gün nedeniyle aslında istifa eden çok sayıda doktor da olmuştu. Onları geri döndürebilir misiniz? Kendileriyle görüşeceğiz. Yani peki, kendilerin sıkıntıları, sorunları varsa da biz hükümet olarak çözme gayreti içinde olacağız. Ben de Sağlık Bakanı olarak temel bakışım, benim ülkemin yetişmiş bir hekimi, hele hele hoca düzeyindeki hekimlerimizi bu milletin azami istifadesine sunmak gibi temel sorumluluğumuz oldu kanaatle. Bu konuyla alakalı olarak yine bir düzenleme eğer yapacak olursanız ne kadar zamanda sonuç alınabilir acaba? Şimdi önce bir dinleyelim. Sorunların ne olduğunu görelim, beklentilerin ne olduğunu görelim. Ondan sonraki süreçte de planlamamızı yaparız. O planlama bize ne kadar zaman veriyor? Belki bir kısmını bir ay içinde çözeriz. Belki bir kısmı birkaç ayımızı alır. Ama yine diyorum, tüm meslektaşlarıma, tüm sağlık çalışanlarına söyleyeceğim şu: onların emeklerinden azami düzeyde istifade edeceğiz. Bilgi birikimlerini bu millete sunmaları için bütün alanları değerlendireceğiz. Dolayısıyla bu konu önümüzdeki süreçte inşallah tüm paydaşlarımızla görüşerek çözeceğimiz bir alan. Hekim açığından bahsettiniz. Bir taraftan muhalefeti de bu konuda suçladınız aslında. Hekim açığı olmadığını söylediler yıllarca dediniz. Türk tabipleri bu ülkeyi bu anlamda bu cümleleri söyleyerek YÖK'ün de bu anlamda söylüyor. YÖK ülkenin geleceğini, sağlık alanında geleceğini daha iyi planlayabilmeliydi. Daha iyi öngörü görebilmeliydi. Bizim odalarımız bu anlamda bu milletin hak ettiği sağlık hizmetlerindeki standardı dünya çapındaki bir standarda taşıma ufku olmalıydı. Bakın 10 yıl önce ülkemizden neredeyse ülke insanımızın ekonomik koşulları iyi olanların %10'u yurt dışına tedavi için gidiyordu. Şimdi yurt dışından %10'luk bir kitle ülkemize geliyor. Yarın bu kitle %10'luk, %20'lik koşullara dönecek. Dolayısıyla bu anlamda millet adına vizyonu olmayan ve millet adına milleti bu koşullara düşürenleri millete şikayet ediyorum. Cümle evet. 13. Tabipler Birliği'nin de benzer bir eleştirisi var. Aynısını söylüyor. Onlar bu anlamda bana göre temel sorun orada, çünkü odalar bu anlamda sağlık vizyonunu çizecek. Yoksa hadiselere ideolojik bakarsanız, yalnız ben bu hayat felsefesinin mensubuyum. Ya ülkemizde 76 milyon insanımız var. Bunların hepsinin kendine göre bir hayat felsefesi var. Bizim sorumluluğumuz onu sağlıklı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yarınlara taşımak. Efendim peki sizin Tabipler Birliği'yle nasıl bir ilişkiniz olacak acaba? Daha iyi olması için gayret edeceğim. Ben çünkü niye? Onlar da bizim hekim arkadaşlarımız. Onlar da benim mensubu olduğum oda. Dolayısıyla muhtemelen ilk fırsatta, ilk görüşmelerimizden birinde onlarla yapacağım. Evet. Kamu Hastaneleri Birliği kanunu da var bir taraftan. Şehir hastaneleriyle her ikisinin beraber işleyişi nasıl olacak? Aslında birbirlerine karıştırılıyor da zaman zaman. Şimdi bakın, burada bizim hastaneleri işletmemiz dinamiklerini önümüzdeki dönemde burada arzu ettiğimizde hekim, sağlık ve teknolojiyi en verimli kullanabilmek ve verimlilik tabii maliyet anlamında da verimlilik, diğer taraftan hastaya sağlık hizmeti sunumundaki kalitede de verimlilik. Dolayısıyla bu anlamda ana sistemi koordine edecek olan da, yönetecek olan da, denetleyecek olan da, geliştirilmesine katkı sağlayacak olan da bakanlığımız olacak. Efendim peki bugün görüşülmeye başlayacak olan düzenlemeyle, kanunla beraber ne kadar yeni yatak eklenecek ya da ne kadar süre içerisinde bunu hayata geçirecek? Hedefimiz bu önümüzdeki 5 yıl içinde bu alanda 44-45 bin civarında yatağı sağlık hizmetlerine sunabilmek. Kamu özel işbirliği ile hedefimiz projelere göre değişebilir. 44 ile 45 bin yatak arasında olacak. Bizim bakanlık olarak hedeflediğimizde yaklaşık 40 bin civarındaki yatağımız